Evet, süremizin sonuna geliyoruz ve eminim ki bu akşam herkes için beklenmedik bir program oldu. Evet, ben de hikayenizden, anlattıklarınızdan çok etkilendim. Ve son olarak bizi izleyenlere, özellikle genç kızlarımıza ne söylemek istersiniz? İnanmasınlar peri masallarına. Hayat öyle bir şey değil çünkü. Sevgilerinin bedeli özgürlükleri olmasın. Hangi eşikten geçerlerse geçsinler, sakın onurlarını, gururlarını, karakterlerini kapının dışında bırakmasınlar. Eş seçerken ne kadar yakışıklı veya ne kadar zengin olduğuna değil, ne kadar iyi bir insan olduğuna bakarak karar versinler. Anlaşabilecekler mi, mutlu olabilecekler mi ona baksınlar. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar. Çünkü bir kadın olarak sizin çıkaramadığınız sesiniz çocuklarınıza da suskunluk olarak miras kalıyor. Bugün size kalkan ilk eli tutmazla razı gelirseniz yarın o tokat korunmasız bir çocuğun suratında patlıyor. Çünkü sevgi gibi nefret de insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Çoğalarak yayılıyor. Katılımınız ve içtenliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Evet, bu akşam gerçekten de bizim için beklenmedik ve akılda uzun süre kalacak bir program oldu. Ve başka bir programda başka konu ve konuklarla buluşuncaya dek hoşçakalın. Kestik! Sen böyle şeyler nasıl söylersin? Sen beni nasıl harcarsın ya ha? Beyefendi, sizin işiniz yok burada. Lütfen çıkar mısınız? Zaten yapmışsınız yapacağınızı. Bundan fazlasına kimse müsaade etmez. Seyran, nasıl dersin bunları bana? Yapmadın mı söylediklerimi? Hı? Yalan mıydı anlattıklarım? Merak etmeyin, size hiçbir şey yapamaz. Beyefendi lütfen dışarı çıkartın. Beyefendi lütfen zorluk çıkartmayın. Polisi çağırmak zorunda kalacağım. Polisle mi korkutacaksın lan beni? He? Lütfen dışarı çıkartın. Lan o benim kızım. Lan kızım diyeyim, kızım bir bırak lan. Seyran lan. Kızım diyeyim lan. Lan beni bırakın Seyran. Bana bunu yapma Seyran. Rite merhaba. Yan odaya geçip konuşabilir miyiz acaba? Sen kimsin lan, ben seninle konuşacağım? Beyefendi. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Hı? Sık yumruklarını sık. Ne yapacaksın? Bana da mı vuracaksın? Hı? Vur hadi. Vur. Yetmedi mi lan çektikleriniz? Hayır. Ne lan sen? Sen ne hayır lan? Sen ne? Lan oğlum siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz lan? Ha? Kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz lan? Ha? Hepinizi duydunuz mu? Hepinizi gebertirim lan size. Gebertirim. Lan oğlum kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Yeah.
Nasıl yaparsın ya sen bunu? Nasıl yaparsın? Sen bunca şeyi burada... Nasıl anlatırsın Seyran? Ha? Ya beni anlat. Bizim yaşadığımız her şeyi anlat. Ailem. Ya onların ne suçu günahı var Seyran? Onların ne suçu günahı var? Ya sen onları niye bu işin içine soktun? Niye? Cevap ver bana! Ya sen hiç mi sevmedin ya beni? Biraz olsun... Biraz olsun sevmedin mi ya beni? Senin gözün nasıl bu kadar dönebilir Seyran? Ha? Ya kim için? Ne için? Niye bu öfke? Niye bu kin Seyran? Niye? Yalan de hadi. Olmadı bunlar de. Yaşanmadı de. Diyemezsin ki. Doğru çünkü. Doğru, doğru. Evet, doğru. Doğruysa doğru. Ya niye bu aptal yayın? Ya niye bütün bu insanlara anlattın bunu? Ne geçti eline Seyran? Ne geçti? Seni sokakta daim iyi tanıyacaklar. Sana ödül mü verecekler? Ya dedem, kaç yaşında adam? Ya sen ona bunu nasıl yaparsın Seyran? Nasıl? Ya kaç yıllık, kaç ömürlük bir aile, bir soy? Hiç mi düşünmedin ya? Kafan hiç mi basmadı? Yok, benim aklım almıyor. Aklım almıyor. Seyran sen bunları yapmış olamazsın ya. Olamazsın. Yaptım ama Ferit. Olan oldu artık. Olan oldu diyor bir de ya. Allah'ım of! Nefret dolusun, nefret! Senin içinde bir gram sevgi olsaydı... Vicdan ya, vicdan! Senin içinde bir gram vicdan olsaydı bunların hiçbirini yapmazdın Seyran. Ama o kadar nefret dolusun ki, için o kadar öfkeyle dolu ki. Busun sen işte, bu! Senin gerçeğin, senin özün bu! Yalan mıydı ya? Ya Seyran yalan mıydı bunlar? Ya ben bu kadar mı aptaldım? Ne olur söyle bana. Bu kadar aptal mıydım ben? Biz hiç mi sevmedik birbirimizi? Ya biz hiç mi mutlu gün yaşamadık seninle? Biz hiç mi el ele vermedik seninle? Ya sen nasıl bunları yok sayarsın Seyran? Anlatsaydın ya! Benim ne yaşadığımı da anlatsaydın! Niye anlatmadın Seyran, niye anlatmadın? Senin ailen bana neler etti? Ben senin peşinden kaç kere geldim? Ya ben senin için ölümü bile göze aldım ya! Niye anlatmadın bunu? Benim abim niye öldü? Onu niye anlatmadın? Ha? Niye anlatmadın ya? Sen ne sevmeyi, ne de sevilmeyi bilmiyorsun. Hak etmiyorsun da. Ya ben koca bir yalana inanmışım ya. Aptalım ben, aptal! Salağım ben! Salağım ben, salak! Hayatımda ilk kez... Beni...
kendime bu kadar acıttığın için, bana bunu da yaşattığın için sağ ol. Sağ ol Zehra. Öyle bir bitti ki, öyle bir bitti ki Seyran. Hani bana hep bağırıp çağırıyordun ya. Allah senin belanı versin diye. Allah bana belaların, cezaların en büyüğünü vermiş. Seni vermişsin.